Bolu Göynük'teyiz. Kabaklı gözleme yapacaklar. Evet. Ablamız. Merhaba, tabii, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyiz, çok şükür sizleri sormalı. Ben de iyiyim. İsminiz ne? Gönül Öztürk. Gönül ablam, evet. Burada kabaklı gözleme olmazsa olmaz. Olmaz. Ramazanların vazgeçilmez tatlısı, kabak Aha. tatlımızı. Yani meşhuru kabak tatlısı. Tatlısı mı bu, gözleme ama değil mi? Evet, tatlısı da yapılır, gözlemesi de olur. Biz bu gözlemeyi tatlı mı yiyeceğiz, tuzlu mu? Tatlı vereceğim ben size, ikram edeceğim. Aa, Allah nasip etsin. Evet. Tatlı yiyeceğiz. Bu tabii, bizim bildiğimiz tabii, gözlemelerden tabii, tabii, değil. Tabii, aynen. Ha. Tatlısını yapacağım. Peki ben. Peki nasıl yapılıyor abla? Hamuru açıyorsun. Evet. Ama hamur nasıl hamur? Hamur nasıl hamur? Tuzlu. Normal, aynen, suyla tuzla yoğrulmuş bir hamur. Mayalandı mı? Kulak memeliğinde yoğrulmuş bir hamur. Maya hayır, yok. Maya yok. Ha, maya yok. Maya yok. Sonra açıyoruz. Açıyoruz. Sana kim öğretti bunları Gönül ablacığım? Ya ben buraya bizim aşçımız var, saygılarımla onu da selamlıyorum. Hı-hı. Onun sayesinde öğrendim ben bunu. Hı-hı. Ay, evde anne yapmaz mıydı? Yok, evde de yaparız da. Vakit olursa yapıyoruz yani. Evlerimizde de yapıyoruz. Ha, evde vakit olursa yapıyoruz. Aynen. Her zaman değil. Evet, evet, peki, evet. Peki kimden öğrendin? Evde yapan yani kayınvaliden, annen var mı? Burada öğrendim. Yaşar'ı hanım var bizim. Ha. Ondan öğrendim. Kayınvaliden yapmaz mı? Yapıyordu da. Ben köyden çıkalı çok oldu. Ya burada da iki ağız oturuyor. Köyünüz neresi abla? Köybaşı köyü. Ha, Göybaşı. Göyle bağlı. Köybaşı, evet. Peki kayınvaliden orada mı hala? Evet, orada. Hiç gitmiyor musun yanına kız? Ya gidiyoruz da, eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Çocuklar? Aynen, çocuklar var, okul var. E kim bakıyor kayınvalideye? Ablamla eltiyiz biz, o bakar. Aa, tabii. İki kardeş, aynen. İki kardeş evet, aldın. Evet, evet, evet. Aa, evet. E nasıl oldu peki? Ben buralı değilim hani. Nerelisin? Kahramanmaraş, Elbistanlıyım, eşim buralı. Nereden buldular seni kız? Ya ablamı getirdiler, onu da ben mi getirdiler ondan sonra da. Ablanı nereden bulmuşlar? Görücü usulü, o da görücü usulü benle. Ha, bir aracı var o zaman. Evet, aracımız var. Aracı kim? Aracı da vallahi bir köyden ama ben de iyice bilmiyorum ya. Ha, tabi ablan rahat edince sen de geldin. Aynen öyle, onu beğendiler, beni aldılar. Sen istedin mi, istemedin mi? İstedim. Sen istedim. Allah var, şimdi istedim. Ha, kocanı gördün, beğendin mi? Beğendim. Peki ilk sözde yani ilk istemeye o mu geldi, kayınvalide falan mı? Yok, kaynanam benim yaşlı, kulağı işitmez, hasta. Ha. Ablam geldi, eniştem geldi. Onlar istedi. Allah nasip etmiş. Sen ilk nerede gördün enişteyi? Bizim eve geldi. Elbistan'a geldi. Ha, Elbistan'a geldi. Aynen, utangacıydı da ben açtım. Neyi açtın? Utanıyordu da ben şey yaptım, açtım onu. Ya çok sen neden utangaçtı? Ay canım benim ya. Nasıl bir görüyorsun değil mi Gönül abla? Aynen öyle. Bak. Evet, evet, evet. Sen aynen öyle. Sen Kahpolu'dan git Elbistan'da. Nasip. Ablasının doğru. Nasip. Hiçbir şey diyemem. Doğru valla. Çok yani güzel yeri. Göynüğümüz de güzel yer. Yani kötü bir yer değil. Doğru. Görüncem var mı? Görümcem vefat etti, kanser hastasıydı. Allah rahmet etsin. Sağ olun, mekanı cennet olsun. O zaman bir ablanla sen varsın ailede. Yok, dört kardeşler. Ha, diğer dört eltileri? Eltiyiz, evet. Diğer dört. Eltilerin nerede? İkisi, işte üçü burada, biri köyde. Ha, onlar Bolulu mu? Yok, biri Zonguldaklı, biri Bayburtlu. Aa, senin kayınvaliden vallahi hep uzaklardan almış gelinleri. Niye demek uzağı, demek uzağı seviyorlarmış. Doğru, nasip ya. Aynen, kader, nasip kader. Ablasın. Aynen. Ya ne diyelim. Doğru vallahi. Üç tane kızım var benim mesela, çok mutluyum ben. Maşallah. Biri bu. Maşallah. Ay gel. İkisi de evde. Gel. Ay, gel utanır. Oğlan. Nasıl da sarışın güzel. Aynen öyle. Peki hayat nasıl geçiyor Göynük'te? Çok güzel. Hayatımız iyi. Abi böyle bir yerde yaşamak güzel yani. Ya ben Bolu'ya bayıldım abla, biliyor musun? Nasıl güzel. Evet. Tabiat harikası bir yer burası. Aynen, evet, ya. Evet. Vallahi bayıldım. İlk defa geldim ama bayıldım. Çok güzel. Peki, ya. Peki Bolulular nasıl olur? Bolulular nasıl olur diyelim? Eğlenceliler. Eğlenceliler, yemek kayıyor. Aynen, aynen. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Sen de ayak uyduruyor musun onlara kız? Uyduruyorum. Komşularım, momşularım vardır. Var. Hepsi beni çok severler. Değil mi? Onlarla aynen. Oynar mısın, eğlenir misin? Tabii. Düğünlerde oynuyoruz. Öğrendik buranın şeyini. Oynuyoruz, ediyoruz, eğleniyoruz. Bunlar nasıl olur? Çok iyiler ya. Ben şimdi ne diyelim artık. Bolular da çok iyi. Doğru. Göynüklülerimiz de çok iyi. Doğru.
bizim günlerimiz olur haftada. Çarşamba, perşembe. Yok, onlar kendi aralarında toplarlar. Altın mı, açık para mı? Açık büfemiz olur, para. Ha, para. Evet. Ah. Her hafta ne kadar para topluyorsunuz? Vallahi onların arasında ben o kadar bilmiyorum da açık büfe yapıyoruz. Ha. Biz hani... Siz burada yeme içme işine bakıyorsunuz. Tabii biz onlara bakıyoruz. Gelen burada evde hazırlığını yapmadan günün sırası gelen aynen. gününü evet, burada evet, geçiriyor. Evet. Bizim açık büfe oluyor. Bazen masaları hazırlıyoruz. Aha. Yani güzel geçiyor günümüzce. Sen burada çalışıyor musun abla? Tabii çalışıyorum. Ha, ay canım benim. Aynen ya, öyle. Vallahi. Peki abi ne iş yapıyor? O belediyede çalışıyor. Burada bütün kadınlar çalışıyor değil mi abla? Tabii çalışmak güzel bir şey. Tabii ki güzel. Çoluk, ama genelde kadınlar pek çalışmazlar da bu bölgede çok çalışıyorlar. Sen o kadınlara bakma. Doğrudur ya. Kimisi çoluğu çocuğu. Nereye bakmayayım? Sen o kadınlara bakma. Çalışmak güzel bir şey. Niye bakmayayım? Bak ben de çalışıyorum. Tabii ki güzel aynen. bir şey. İnsan ayağının üzerinde durduğu zaman aynen daha öyle. Mutlu oluyor. Kimseye niyeti evet, olmuyor. Evet. Değil mi valla? Eşinden hiç para istedin mi şimdiye kadar abla? İstediğimiz zaman da oldu ya, sağ olsun verirdi, hanisi yetmez. Peki parayı kime veriyorsun? Eşimle bizim öyle aramızda senin benim olmaz. Ha, ortak kasa var. Aynen öyle. Giderlere kim bakıyor, evin muhasebecisi kim? Eşim. Öyle mi? Ben çalıştığım için o bakar. Ay canım. Aynen benim öyle ya. Ne yapalım? Sen çocuklara hayat bak, evet, evin temizliği, evet. Aynen öyle, evet. Kadınlarımız her yerde aynı, evet, biliyor evet. musun abla? Türkiye'yi geziyorum. Aynen öyle. Ablalarım, teyzelerim evet, evet. hep aynı. Yani evet. hani belki arada bir iki tane değişik yaşam şekliyle karşılaşıyoruz ama genel öyle. Aynı yani. Tabii yani. İllaki. Kadınların da yaratılış nedeni var değil evet. mi abla? Evet, aynen öyle. Çocuk büyük, doğru. Aynen. Bir ton işi, aynen. ay ben korkuyorum biliyor musun Gönül abla? Niye? Ne bileyim ya, bana çok zor geliyor sanki hani... Beni de bir anne büyüttü ama bir evlat Doğrudur. Yetiştirmek, büyütmek zor gibi geliyor artık. Bir de yaş ilerleyince, hayatım evde kalınca böyle oluyor. Valla 34 yaşına giriyorum ama. Artık. Çocuk olmazsa da olmaz. Çocuk olmazsa olmaz da kim aynen. bakacak? Kim gezecek benimle? Çocuğu sırtımda mı gezdireyim, ne yapayım? Yok, bakıcı tutarsın. Bakıcı tutmak tabii olabilir ama çocuk da annenin yanında büyümezse de olmaz ya. Vallahi annesi bu konulara girmeyelim, moralim Doğrudur. Bozuluyor. Şimdi Doğrudur. Annem dinlerse onun da psikolojisi bozulur. Ben en iyisi hiç konuşmayayım. Evet, Anadolu'daki bütün teyzelerim benim evlenmemi istiyor ama tabii nasip kader. Nasip o yüzden biz şey. Bu konuyu kapatalım hayatım. Biz gözlemeye tamam. geçelim. Nasıl yapacağız şimdi? Oradakilerle... Devam edebiliriz. Tabii yapacağız. Şimdi devam edeceğiz. Ben bunun sonunu yapıyorum. Sonunu kaç kat olması lazım abla? 3 kat. Ha, 3 kat olacak. Evet. İstediğiniz kadar da koyabilirsiniz ama 3 kat daha bunun iyi. Bunun hakkı 3 kat. Aynen öyle. Tamam, üst üste koyup evet. üstüne süt mü koyacağız? Tabii. Şimdi ben yapacağım ha. sizlere. Sütümüz de burada. Allah. Bu süt kaynadı mı? Tabii, onu ılıtıyorsun. Ilık. Bu pastörize süt mü yoksa inek sütü mü? Yok, inek sütü. İnek sütü. Siz bunu ne derler ona? Salmış süt aldınız yani. Tabii biz köylerden getiriyoruz. Evet, sütümüz burada ılıtılmış, kaynatılmış. Aynen, ılıtılmış. İçine şeker atıyorsun onun biraz. Tamam, kaç yani biraz şeker? Şekerli yapıyorsun. Tamam. Bu burada hazır. İsteğe bağlı, ne şeker korsan isteğe bağlı. Amanin, ayaklarımız hep çamur oldu ya kız. Olsun, temizleriz bir de. Ay bu şimdi ne kadar lezzetli olur biliyor musun? İnşallah, bu inşallah. Vallahi, değil mi? Tabii lezzetli. Ramazan'da özellikle bunu çok tercih ediyorlar. Şeyde mi? Sahurda mı? Yok, iftarda. Yok. Tabii sahurda. Tatlı niyetine. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Kenarlarından da dökelim. Sütlü Nuriye gibi bir şey. Aynen.
Evet, aynen öyle. Çok koymayalım mı? Koyalım mı? Koyun koyun daha iyi. Çok koymak daha şeydi. Hep içine çeksin. Bunu biraz bekletecek miyiz çekmesi için? Tabii, biraz. Dökeyim şimdi daha. Yeterlidir ya. Almıştır inşallah da. Sen şimdi bunu böyle kes hayatım. Üçgen şeklinde. Baklava gibi. Evet, üçgen şeklinde. Sen bir parça ucundan bana versen yeter. Tabii, hemen vereyim. Yani tek tek öyle yuvarlıyor muyuz? Şöyle. Tabii. Sarma gibi. Tabii. Böyle yapıyoruz. Servise hazır. Kabaklı sütlü Nuriye mi kız bu? Kabaklı tatlı börek. Tatlı börek. Aynen. Hadi bakalım kabaklı yiyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.